İstanbul sıcak hava ve yüksek nemle boğuşurken Şişli'nin kalbinde elektrik isyanı vardı. İki gündür devam eden kesintilerden bıkan, cep telefonlarını dahi şarj edemeyen teşvikiye sakinleri bakın neler anlattı. 24 saati geçti. Hala elektriğimiz yok ve bir türlü çözüm bulamıyorlar. Kabloların 150 senelik olduğu söyleniyor. Buzdolabı çalışmıyor. Klimalar çalışmıyor. Gayet sıcak. Gerçekten çok zor durumdayız yani. Hava sıcak, onlar perperişandı. İstanbul kavrulurken günlerdir devam eden elektrik kesintileri teşvikiyelileri bıktırdı. Benim mikrodalgam sorun veriyor. Tülay Hanım yalnız bir kadın. Bir üst katımızda bir hastamız var. Ya oturmak istemiyorum. Komşuda oturuyorum. Şimdi komşudan geldim. Ben burada esnafım. Bu teşvikiyede her yaz bu sorunu yaşıyoruz. Şu anda Teşvikiye Mahallesi'nde Fırın Sokak'tayız. Bu sokaktaki bazı noktalarda iddiaya göre iki gündür elektrik yok. Bu yüzden de mahalle sakinleri isyan ediyor. Elektrikler kesildi. O yüzden ben de şimdi arkadaşımın evine gidip gelmek durumunda kalıyorum. İki gündür elektrikler yok. Tamamen her taraf kapalı. İnternet yok. Rezillik içindeyiz. Elektrik yüzünden satış tamamen yok. Bizden burada baskı işi yapıyoruz. Bunların tamamı iki gündür maalesef yok. Şu anda elektriği kesik olan apartmandayız. İlginç bir durum yaşanıyor. Hanımefendinin dairesine elektrik geldi az önce ama bu hanımefendinin henüz elektriği gelmedi. Bir faz veriyorlarmış, öbür fazı vermiyorlarmış. Bunu anlayamıyoruz. Nasıl oluyor biz de bilemiyoruz. Her yaz bunu yaşıyoruz. Telefon şarjlarını dolduramadık. Yani bu çok büyük sıkıntı bu elektrik kesintisi. Zaten eski binalar, her şey eski. Hepsinin ortak isteği kesintilerin bir an önce son bulması. Altyapı bitik vaziyette. Hemen hemen hepsine şikayet ettim. Bir an evvel çözüm bulunmasını istiyoruz biz bu soruna lütfen. Yaşadığımız mağduriyetin giderilmesini istiyoruz.